Hazır mısınız? Hazırım. Gelsin Çiğdem Hanım, buyursunlar. Vallahi gülerim ben ya. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Birazcık daha böyle gelin. Şimdi sizin kameranızın ayarlaması yapılıyor. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim Esra Hanım, hoş bulduk. Bu evi kaçıncı kez terk edişiniz? 7-8 vardır. Dün 5'ti, bugün 7-8. Aynen, hemen hemen. Eşiniz 30. kez olduğunu söyledi. Evet. Bu artık benim psikolojimi bozuyor dedi. Dedim ki 29'unda bozulmadı da şimdi niye bozuluyor? 7. 8.'inde niye bozulmamış? Ben de bunu merak ediyorum. Ben sadece bir başka bir şey merak ediyorum Esra Hanım. Tabii, bu arada bakışlarınız Muhammed Bey çok hayra alamet değil. Dünkü açıklamasını bir yüzüme karşı bir böyle yüzüme bakarak açıklayabilir mi? Ne açıklaması? Tek celsede... Annemle konuda, annem ha? Konusunda, annem konusunda. Ya hiç annenin konusunu karıştırma Allah aşkına, gidemeyeceğim 2019'lara. Muhammed Bey, karınızı buldum karşınızda. Tek celsede anlaşmalı boşanır mısınız? Hayır. Ne? Hayır. Hayır. Bu ne demek? Seviyorum, boşanmak istemiyorum. Seviyorum, boşanmak istemiyorum. Yani diyor ki 31. kez de kaçabilir. Doğru mu? Onu size söz verecek. Öyle bir şey yapmayacağına dair. Kimsenin sözünü üzerimde taşımıyorum vallahi. Sizlerden de özür dileyerek, ondan da özür dileyerek, ben de özür dileyerek. Buyurun, özür dileyin. Tek benden değil, bütün ailemden özür dileyeceksin. Özellikle çocuklarımdan özür dileyeceksin. Derken öyle. Ben senden İftira atmasını biliyorsun. Ben senden başkasından özür dilemeyeceğimi biliyorum. Sebep öyle. Eşinizden niye özür diliyorsunuz? Dün yok efendim Zonguldak'a gitmiş de müzikollerde çalışıyor da yanında adamlar var da kadınlarla beraber var diye kadını haşat ettiniz. Yok, öğrendim. Bugün değilmiş. Çıkmış bu kadından niye özür diliyorsunuz? Değilmiş. Zonguldak'ta bir bayan arkadaşının yanındaymış. Ne değişti? Bunu defalarca size söyledi. Seviyorum. Çok seviyorum o yüzden. Dün sevmiyor muydunuz? Seviyorum ama yaptıkları yani sadece evi terk etmesi, kaçması. Sadece tek cümle söyleyeceğim. Başınıza gelen her şeyi hak ediyorsunuz bence. Teşekkür ederim. Alkışlar, alkışlar. Çiğdem Hanım çok rahat olun. Hiç sizi kusurlu falan bulmasın. Hoşuna gitti değil mi? Buyurun. Vallahi hoşuma gitti. Sen çıktın buraya. Ben sana çık demedim ki. Rezil ettin bizi. Çoluğumuzu, çocuğumuzu rezil ettin. Sayende. Eyvallah. Ben zaten bakışlardan anladım. Hanımefendi gelirken şöyle bakmaya başladı. Dedim bu bakışlar normal eller bakışlar. Eller böyle. Hani dün o terk etti, beni 30 kez terk etti. Lanet olsun, bıktım. Bak ne diyor? Esra eşimle telefonda görüşüyorduk. Zonguldak'ta bir müzikolde çalıştığını söyledi. Beni istemediğini söyledi. Bir an önce kendisinden boşanmak istiyorum. Bu sözlerinizi unuttunuz. Seviyorum. Seviyorsunuz. Ay vallahi bazı erkeklerin sevgisi batsın yemin ederim. Cellatım ben onun. Hı? Ben onun cellatıyım. Dün o cümleyi söylemiştim. Siz celladınıza aşıksınız diye. Bitsin bu artık rezillik. Muhammed Bey hiçbir şey duymuyor. De. Çiğdem burada ya. Ben susayım diyorsunuz, bakışlarım konuşsun. Artık. Hı? Sizlerin aracılığıyla barışmak istiyorum. Bir daha da şekilde evi terk edin. Yüksek sesle konuşur musunuz? Ayağa da kalkın. Yok. Sizlerin karşısında ondan özür diliyorum. O da benden özür dilesin ve bir daha böyle bir şey yaşamayacağına dair barışmak istiyorum. Ben özür dileyecek hiçbir şey yapmadım. Aynen ondan. Evi niye terk ettin? Aynen ondan. Evi niye terk ettin? O da bende kalsın. Size göre 8. kez. Size göre 8. kez. Beyefendiye göre 30. kez. Gerçekten. 40 kere de olsa Esra niye terk ettiniz? Barışır. Özel. Aynen, onun özel. Farkındayım zaten. Yok, o bana özel. Siz niye terk ediyorsunuz sürekli İşte dedim Muhammed ya bana özel o. Hmm. Özel bir konu. Hmm. Aranızda bir ilişki var. Artık böyle ne derler perdenin olmadığı, her şeyin açık olduğu birbirinize dair durumunuz belli ortada. Esra Hanım çok yemek seçiyor. Biz bu yemek konusunda anlaşamıyoruz. Sakın. Hı. Bak sakın. Bak anladı ne demek istediğimi. Pırasa diyeceğimi anladı çünkü. Allah belanı. Evde pırasayı hasret kaldık. Yemiyoruz. Ne yap? Yapmayın lütfen. Yapma. Ay vallahi dur. Abicim kendine gel.
Söylemeyin. Yani tamam. Çiğdem sus. Sustum sustum tamam. Özür dilerim tamam hadi. Bu arada pırasa kelimesine karşı... Tamam o kelimeye, yani o sebzeye karşı tikiniz mi var? Evet evet Esra Hanım tiki var. O sebzeye karşı. Yani sizin elinizde... Bayılacak yoksa Esra Hanım. Ama yapma lütfen sağlık görevlileri gelsin. Yapmayın siz de söylemeyin. Niye böyle çok hoşlanıyorsunuz bu durumda? Dün o benim canımı çok yaktı. Ya keşke bununla yakılsa can. İyi misiniz Muhammed Bey? Aa! Yok ya bırak, bir bırak. Çok özür dilerim bir sebze bu kadar şey yapmaz ya. Vallahi yapmaz kalk. Arkadaşlar. Kalk tamam hadi özür dilerim. Tansiyonum. Kalk özür dileriz tamam hadi. Hadi kalk. İyi misiniz beyefendi? Muhammed. Kalk. Gerçekten bu kadar çok oluyor mu? Bak ne olur benimle kafa bulmayın. Hanımefendi bu kadar çok oluyor mu? Yok. Ha? Olmuyor. Yani normal. Bayılıyor normal. Bayılıyor siz da. Sadece normal. Bayılıyor. Bir iki saniye. Bir iki... Kötü bir şey demedim ki yani. Sakın söyle. Bir şey söyleyeceğim. Siz o sebzeyi söylediğinizde beyefendi bayılıyor. Sonra ayılıyor. Normal. Hayır olan son vuruş benimki oldu. İhale bana kaldı yani bir anda. Gerçekten. Beyefendi iyi misiniz? Vallahi bak karpuz çilek diyeceğim. Taze fasulye diyeceğim. Tiksiniyorsunuz anladığım kadarıyla. Beyefendi lütfen. Özür bazı dilerim, insanlar, vallahi özür dilerim. Hani şeftaliye karşı vardır tüyüne, ne bileyim limona karşı vardır. Biri limon yediğinde dayanamaz, limon dediğinde olur. İyi misiniz? Yapmayın ama siz de çok acımasızsınız. Çıkmak isterseniz çıkın. İster misiniz? Çiğdem siz birkaç saat daha durabilir misiniz? Ha? Çık tamam çıksın. İnanamıyorum ya. Adam perişan oldu. İyi misiniz? Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bir su içirin, bir çay verin, bir şey yapın. Nasıl kendine geliyorsun? Siz bunu özellikle söylediniz o zaman. Kaçmanıza gerek yok. O kelimeyi zikredin. Bayılsın zaten. Zaten etkisiz hale geliyor yani. Siz niye 30 kez evi terk ediyorsunuz? Evin içinde Hülya Hanım sefer evin içinde yani. Evin içinde bu sefer beni kovalıyor. Yok. Bak üç heceden oluşan bir kelimeyi zikrediyorsunuz. Rahat rahat söyleyebilirim ki beyefendinin bu kelimeden dolayı ve bunu kullanacağını bildiği için uzaklaştırmazsa yeridir yemin ederim ya. Benim tikim olan kelimeyi defalarca kullanan eşimle istemiyorum. Sırf bunu kullanacağınızı bildiği için bile sizinle evli kalamaz ama bu adam sizinle evli kalmak için deliriyor. Sevgili seyirciler bilmiyorum belki ekranı yeni açanlar. Bir sebzeye karşı beyefendinin tiki var. Hanımefendi geldi bunu söyledi. Söyledikten sonra da beyefendi bayıldı. İki dakika sonra ayıldı. Evet bak gerçekten iki saniye sonra da ayıldı. Çocukluk bir şey demek ki. Benim de var tikim. Ne tikiniz var? Benim de şeftali var. Ne? Dokunamıyorum şeftaliye. Ha ona ben mesela annem de dokunamaz, ben de dokunamam. Bence onun ilacı sizsiniz. Beyefendi şuraya getirebilir misiniz? Tansiyonu ölçülüyor. Normal şartlarda evde olsa ne tansiyon ölçülür ne bir şey dipçik gibi olur. Zaten burada olunca... hiç paniklemedi Esra Hanım. Ben, evet. Yani onun eşinin yüz ifadesine baktım. Normalleştirmişsiniz siz bunu. Peki. Vallahi ablacığım sen 40. kez mi kaçıyorsun, 31. kez mi ne yapıyorsanız yapın. Sizin kendi dünyanız var, orada yaşayın. Tamam mı? Beyefendinin yanına uğurlayacağım. Hoşça kalın. Teşekkürler Esra Hanım. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Muhammed de, Muhammed Bey de buraya daha bir 30 kere daha gelir ben size söyleyeyim. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.